4. sınıf çalışma soruları kitabı, sosyal bilgiler dersi, 6. ünite, etkin vatandaşlık. Sayfa 385'teki soru çözümleriyle birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuza başlayalım. Ülkemizde yasa yapma yetkisine sahip olan organ aşağıdakilerden hangisi? Evet, ülkemizde yasa yapma yetkisi arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yasalar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılır. Birinci sorumuzun cevabı A seçeneği. Hemen yanındaki 5. soruyla devam edelim. Daha sonra 2'ye geçeriz arkadaşlar. Ali müziği yüksek ses tonunda dinlemeyi tercih etmektedir. Komşuları Ahmet Bey ise bu durumdan rahatsız olduğunu Ali'ye iletmiştir. Bu durumda Ali'nin nasıl bir davranış sergilemesi beklenmez? Müziğin sesini kısacağını söylemesi, evet, rahatsız ettiği için müziğin sesini kısarsa doğru bir davranış olur. Verdiği rahatsızlıktan dolayı özür diler, evet, bu da doğru bir davranış olur. Başkalarının duyduğu rahatsızlığın kendisini ilgilendirmediğini söylemesi, bu yanlış bir ifade olur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. Hemen yandaki ikinci soruya geçiyorum. Evet, ikinci soru. Bireylerin birbiriyle dayanışma içinde olduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisi görülmez? Evet, dayanışmanın olduğu toplumlarda hangisi görülmez diye soruyor arkadaşlar. Zor durumda olan insanlara yardım edildi. Evet, dayanışma olduğu için yardım edilir. Çeşitli yardım kuruluşlarının oluşturulması. Evet, yardım etmek amacıyla çeşitli kuruluşlar oluşabilir. Bu da doğrudur. Toplumsal sorunların arttı. Evet, burada sorunlar artmaz, azalır. Cevabımız C seçeneği. İkinci sorunun cevabı C dedik arkadaşlar. Alt taraftan devam edelim. Üçüncü ve altıncı sorular ile. 3. Birden çok kişiyi etkileyen sorunların çözümü için en etkili yol aşağıdakilerden hangisi? Evet, bir problem var, bir sorun var. Bu sorun birden fazla kişiyi etkiliyor arkadaşlar. Bunun için en etkili yol hangisi diye sormakta. Sorunu bireysel olarak çözmeye çalışmak. Evet, birden fazla kişiyi etkilediği için tek başımıza değil, ortaklaşa bunu çözmemiz gerekiyor. A şıkkı olmayacak arkadaşlar. Sorunları görmezden gelmek. Bu da yanlıştır. Sorunların çözümünü başkalarından bekleme. Evet, sorun bizim sorunumuzsa arkadaşlar, çözümünü de başkalarından beklememiz gerekiyor. Bu da yanlış. Örgütlenerek çözüme gitmek. Evet, oradaki bu süreçten etkilenen kişiler ortaklaşa bir karar alarak çözüme gidebilirler. Üçüncü sorunun cevabı D seçeneği. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi evdeki iş bölümünün yararlarından değildir? Herkesin rolü ve yetkileri belli olur. Evet, kimin ne yapacağı, kimin kime yardım edeceği belli olmuş olur. Herkes alınan kararlarda söz sahibi olur. Bu da olacak arkadaşlar. Herkes belirlenen kurallara uymak zorunda değildir. Evet, bu yanlış olandır. 6. sorunun cevabı C seçeneği. Alt taraftan devam ediyorum 4. ve 7. sorular ile. Ülkemizde milli egemenliğin temsil edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir? Evet, milli egemenlik, biz hatırlıyorsunuz arkadaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diyoruz. Çünkü 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı için o günü bayram olarak kutluyoruz. Milli egemenlik Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. 7. soru. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Aşağıdakilerden vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Evet, atasözlerinden vurgulanan kavram hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Evet, burada bir elin nesi var? İki elin sesi var. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Burada yardımlaşmadan bahsetmiş arkadaşlar. 7. sorunun cevabı B seçeneği. Diğer sayfama geçiyorum. 8 ve 11 ile devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel kulüplere katılımın faydalarından değildir? Yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olur. Doğrudur. Yeni durum ve ortamlara uyum sağlamamızı kolaylaştırır. Evet, bu da olacak arkadaşlar. Farklı görüş, anlayış ve çalışmalara hoşgörüyle bakmamızı sağlar. Evet, doğrudur. Planlı çalışma alışkanlığımızı bozar. Evet, burada bozar ifadesi kullandığı için bu ifade yanlıştır. 8. cevabı D şıkkı. 11. soru.
Aile bireyler arasında adil görev dağılımının yapıldığı bir aile için öncelikle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet, adil bir görev dağılımı varmış. Hangisi söylenebilir? Ailece sorumlulukların paylaşıldığı. Evet, doğrudur. Ailede herkesin aynı yetkiye sahip olduğu yanlıştır. Aile bireylerinin farklı görüşlere sahip olduğu. Bu da bundan anlaşılmaz. Ailece aile bireylerinin birbirinin özel hayatına saygı duyduğu. Evet, burada adil görev dağılımı dediği için arkadaşlar cevabımız A seçeneğidir. 11. cevabı A dedik. Ve alt taraftan devam ediyorum. Evet, 9. soru. Biraz daha kaydırıyorum. Evet, 9. Atatürk insan sevgisi, barış ve dayanışma ile her türlü zorluğun aşılarak barış ve ilerlemenin sağlanacağına inanıyordu. Atatürk'ün hayatıyla ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi bunun göstergesidir? Trablusgarp Savaşı'na katılması. Evet, burada Atatürk'ün barışçıl bir insan olmasıyla savaşa katılması bir bağlantı yoktur arkadaşlar. Çanakkale Savaşı'nda kahramanlığı. Evet, bakın bir ifademizi tekrar okuyalım. İnsan sevgisi, barış ve dayanışma ile her türlü zorluğun aşılarak barış ve ilerlemenin sağlanacağına ilerliyordu dediği için cevabımız milli birlik ve bütünlüğü sağlayarak Kurtuluş Savaşı'nda önderlik etmesi. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. 12. soru. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Devletin yasama görevini yerine getir. Evet, yasama organımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Doğru. Ulusal egemenliği temsil eder. Doğru. Devletin yerel yönetim birimlerinden biridir. Evet, yerel yönetim birimlerinden birisi değildir. Yerel yönetim birimlerinden birisi belediyedir arkadaşlar. Bu yanlıştır. 12. sorunun cevabı C seçeneği. Devam edelim. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel kulüp çalışmalarına katılacak öğrencilerin sahip olması gereken özelliklerden birisi değildir? Gönüllü, evet, katılacağı kulübe kendi gönüllü rızasıyla katılması gerekiyor arkadaşlar. Sorumluluğunu bilmesi gerekiyor, duyarlı olması gerekiyor. Ancak çıkarcılıkla ilgili bir bilgi yoktur arkadaşlar. Bu yanlış bir davranıştır. Cevabımız B seçeneği. 13. Bir toplumda insanların birbirleriyle yardımlaşması ve dayanışma içinde olması o toplumda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine katkı sağlar? Evet, yardımlaşma ve dayanışmadan bahsetmiş arkadaşlar. Böyle bir toplumlarda arkadaşlar toplumun ilerlemesine katkı sağlar. Cevabımız A seçeneği. Devam ediyorum arkadaşlar. 14 ve 17. Ulus kendi kararını kendisi vermeye başladı. Yönetme yetkisi ulusa geçti. Bu hakların elde edildiği günün anısına kutladığımız bayram aşağıdakilerden hangisidir? Evet, ulus dediği arkadaşlar millet. Evet, buradaki günümüz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. 17. soru. İnsanların ihtiyaç duydukları her şeyi her zaman kendilerine elde etmeleri mümkün değildir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Atasözü ile de belirtildiği gibi insanlarla yardımlaşarak hareket etmek işlerimizi kolaylaştırır. Üstelik insanlar arasındaki duygusal bağları da güçlendirir. Verilen metin aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır arkadaşlar? Evet, burada da anlaşacağımız üzere bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözünden dayanışmayı anlayabiliriz. 17. sorunun cevabı A seçeneği. 15. soru. Ülkemizde 23 Nisan kutlamalarına dünyanın farklı ülkelerinden çocukların davet edilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya çocukları arasında dostluk, sevgi ve barışın tohumlarını atmak. Sadece bu 23 Nisan Türkiye'deki çocukların değil, tüm dünya çocuklarının bayramı olması için yapılmaktadır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. 18. Yaşadığımız ildeki belediye ekipleri zaman zaman gıda üreten yerleri denetleyerek gıdaların insanlara zarar vermeyecek şekilde üretilmelerini sağlamaktadır. Belediyelerin verdiği bu hizmet aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?
Evet, altyapı yol çalışmaları demek arkadaşlar. Eğitim, okullarla ilgili yardım, insanlara maddi yardımlar da bulunmak ancak buradaki tamamen insanın sağlığıyla ilgilidir. Çünkü gıda üreten yerler dediği için, gıda maddeleriyle ilgili olduğu için cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. 16. soru. Yeni Türk Devleti'nin temeli aşağıdakilerden hangisiyle atılmıştır? Evet, Yeni Türk Devleti'nin temeli Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla atılmıştır. Daha sonra Cumhuriyet'in ilanıyla yeni bir yönetim şekline geçilmiştir. 19. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz? Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma. Evet, her çocuğun bir ismi olmak zorunda ve yaşamış olduğu, doğmuş olduğu ülkenin vatandaşı olmak zorunda. Davranışlarının sorumluluğunu alma. Evet, bu da yoktur. Sağlık hizmetlerine erişim. Her çocuk sağlık hizmetlerine erişim alacak arkadaşlar. İfade özgürlüğü vardır. Davranışlarının sorumluluğunu alma. Çocuk hakları arasında yoktur. Evet, 20. soru. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre her çocuk dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, oynama ve yaşına uygun faaliyetlerde bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkına sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu haktan yararlanmaya örnek bir durum değildir? Elif'in boş zamanlarında bağlama kursuna gitmesi. Evet, boş zaman değerlendirme. Burak'ın okulundaki folklor ekibine katılması, kültürel ve sanatsal etkinlik. Sibel'in ailesi tiyatro izlemeye gitmesi yine sanatsal etkinlik. Ancak Melis'in hastanedeki sağlık hizmetlerinden faydalanması bunlardan değildir arkadaşlar. Bu tamamen çocuk haklarında alakalıdır. Cevabımız D seçeneği, her çocuğun temel haklarından birisinden bahsetmiş arkadaşlar. 23. Öğretmenin yaptığı açıklamaya göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi sorumluluklarını yerine getirmemiştir diye bize sormakta arkadaşlar. Çocuklar, özgürlüklerimiz sınırsız değildir. Evde, okulda, sokakta istediğimiz gibi davranamayız. Çevreye karşı yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız vardır. Sözlerimiz, kararlarımız ve hareketlerimiz bize sorumluluklar yükler. Hemen bakalım çocukların söylemiş olduklarına. A'ya bakalım. Evimizde beslediğimiz köpeğimin bakımında anneme yardımcı oluyorum. Evet, bu doğrudur. Aileme derslerinde başarılı olacağını söz verdiğim için ödevlerimi zamanında yapıyorum. Yine doğru bir davranıştır. Okuldaki grup çalışmalarında görevlerimi başka arkadaşlarıma yaptırıyorum. Evet, kendi sorumluluklarını yapmayıp başka arkadaşını yaptığı için doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. 21. soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarını üstlenen bir çocuğun davranışlarındandır? Evde yüksek sesle müzik dinler. Yanlış bir davranıştır. Odasını annesinin toplamasını bekler. Yanlış bir davranıştır. Sofranın kurulmasına yardım eder. Doğrudur. Bilgisayar başında uzun zaman geçirir. Zaman kaybı. Bu da yanlış bir davranıştır. Doğru olan C seçeneğidir arkadaşlar. 22. soruyla devam edelim. Esma, her çocuk okula gitme hakkına sahiptir. Çocukların okula düzenli bir şekilde devam etmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Esma'nın ifadeleri hangi çocuk hakkı ile ilgilidir? Evet, okuldan bahsettiği için bu eğitim hakkıdır arkadaşlar. 24. ve son sorumuz. Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde yurdumuz galip devletlerin işgaline uğramıştı. Bu durum karşısında bazı kişiler işgalcilere karşı direnmenin faydasız olduğunu, güçlü bir devletin koruyuculuğu altına girmek gerektiğini söylemiştir. Mustafa Kemal ise başka bir devletin koruyuculuğu altına girmeyi kabul etmemiştir. Mustafa Kemal'in bu tutumu aşağıdaki davranışta kavramlardan hangisine önem verdiğini gösterir. Evet, burada başka bir ülkenin koruyuculuğu altına girmek, onlara sığınmaktan bahsetmiş arkadaşlar. Bu bizim bağımsızlığımızla alakalı bir durumdur. Atatürk bunu kabul etmemiş ve bağımsızlık için mücadele etmemiz gerektiğini vurgulamış ve önderlik yaparak bunu da sağlamıştır.
Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.